Bodrum'da yok olmak üzere olan Akdeniz Gölü sulak alanı havadan görüntülendi. 80'e yakın kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan ve çevresinde endemik hurma ağaçlarının bulunduğu Akdeniz Gölü, azmak ve derelere atılan çöple moloz atıkları yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çevrecilerin de sık sık gündeme getirdiği Bodrum'un tek sulak alanı olan Akdeniz Gölü olarak bilinen 400 dönümlük Gölköy Kovalık sulak alanı büyük ölçüde kurudu. Birinci derece doğal sit alanı olan gölün hem ortasından hem kıyısından iki dere geçmesine rağmen gölün yerinde küçük su birikintileri kaldı. Geçtiğimiz günlerde sulak alana gelerek açıklama yapan Bodrum Kent Konseyi Gölköy Sulak Alanını Koruma Çalışma Grubu üyeleri, bölgede balık ve kuşların yanı sıra Akdeniz Çanağı'nda sadece Bodrum'da bulunan 500 yıllık hurma ağaçlarının yer aldığını belirterek DSI'nin en kısa zamanda alanı besleyen dereleri temizlemesi gerekiyor ifadesini kullanmıştı. Bodrum Kent Konseyi Gölköy Sulak Alanı Koruma Çalışma Grubu üyesi Lombret, gazetecilere yaptığı açıklamada sulak alanın bölge için önemli olduğunu söyledi. Bölgenin eskiden sazlık ve bataklık bir alan olduğunu aktaran Brett şöyle konuştu. Sulak alan yıllar içerisinde dökülen molozlarla kurutuldu. Şu anda bataklık neredeyse kalmadı. Eskiden daha fazla kuş çeşidi vardı. Güneybatı tarafından endemik bir hurmalık var. Buradaki endemik topluluğu suyu seviyor. Suyu sevdiği için göl ve bataklık hurmanın ömrü için çok önemli. Su kaynaklarımızı korumak çok önemli. Eski düzene getirilmesi lazım. Bölgede çalışmalar yaparak sulak alanı eski haline getirmeye çalışacağız.